Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adım'da 8. sınıf LGS Matematik Bitirme Setinin 9. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 Adım'da bitirme setini almadıysan sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar merhabalar, ben Volkan Şampiyon. 8. sınıf LGS 24 adımda matematik soru bankasının arkadaşlar 9. adım videosuyla karşınızdayım. Peki 9. adımda cebirsel ifadeler ve özdeşikler iki kısım var. Biliyorsunuz 8. adımda cebirsel ifadelerin alan olsun, uzunluk olsun, bağıntılarını hesaplamıştık. Burada da aynı şekilde özdeşiklerin iki konusuyla devam ediyoruz. Şimdi açılımlarda biz biliyorsunuz arkadaşlar tam kare açılım olsun, ondan sonra iki kare fark olsun vesaire bunları yaptık. Ve bir de bunları çarpanlara ayırma kısmıyla bulmaya çalışacağız. Parantezleri devreye sokacağız. Şimdi kuralımız şu. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma işini nasıl yapacağız? Diyor ki bir cebirsel ifadeyi çarpanlarının çarpımı şeklinde ayırabiliyorsanız, yani kısacası biz bunlara parantez deriz. Deriz ki bu çarpanlar ayırmadır. Mesela aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım. 2x artı 6. Ben burada her ikisinde ortak olan ikiler ortaktır. 2 parantezine aldığımda 2 parantezinde x artı 3 olacaktır. Buraya baktığımızda her ikisine bakın ortak olan hangisi? X'ler ortaktır. X parantezine aldığımızda 3x artı 5 olacaktır. Buraya baktığımızda 4 ve 12'ler dahil olmak üzere 4 ortaktır. X karelerden en düşük olanı her zaman parantez önüne yazılır. X ortaktır. Bakın en düşük olanı. Y'ye baktığımızda Y bir üssü olan en düşük olan ortaktır. Geriye kalanları yazdığımızda 4'ü aldık. X karenin birini aldık. X kaldı. Y'ye aldığımız için bakın burada baş başına X'imiz kaldı. Aynı şekilde X'i aldık. Y'nin bir tanesini aldım. Burada da hesapladığımız anda bakın Y burada kalmış oldu. 12'yi de 4'e böldüğüm anda da 3Y olarak kalmış olur. Tamam arkadaşlar? Her zaman en düşük olanı parantez önüne yazacaksınız. Daha sonra başa yazdıktan sonra üstü ifade olarak başa yazdığınız sayının üssü kadar azaltmanız gerekiyor. Ve bir de a kare eksi b kareyi zaten biliyoruz. Neydi? A eksi b çarpı a artı b'dir. A kare artı 2ab artı b kare tam kare açılımıydı. Değil mi? A artı b'nin karesi. A artı b çarpı aynı şekilde a artı b'dir. Ya da a kare eksi 2ab artı b kare a eksi b'nin karesiydi. A eksi b çarpı a eksi b şeklinde yazılabilir. Peki çarpanlar ayırma kısmı 4x kare eksi 9y kare. 4x kare 2x'in karesiydi. 9y kare 3y'nin karesiydi. O zaman 2x eksi 3y 2x artı 3y'dir. Şuraya baktığımız anda 9x kare 3x'in karesi. Buradaki 4y kare de 2y'nin karesidir. O zaman bu 3x artı 2y'nin nedir? Karesidir. Yine aynı şekilde 49x kare sonuçta 7x'in karesidir. Buraya baktığımızda 1'in karesi 1. Aradaki şart eksi olduğu için o zaman bunun karesinin nedir? Açılımıdır. Karesi demek zaten iki kez ne yapıyorduk? Bunları arka arkaya yazıyorduk. Şimdi şu örneklerle devam edelim. Aşağıda alanı verilen dikdörtgenin olası kenar uzunluğunu bulalım. Şimdi hesaplamaya başlayalım. Alanı sonuçta bize 3a kare artı 5a olarak vermiş. Şimdi alan uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı ya. Ben buradan a parantezine alırsam o zaman 3a artı 5 diyebiliriz. Yani kenar uzunluklarından birisi a, diğeri de 3a artı 5 olarak bulunur. İfadesini çarpanlarına ayıralım. Şimdi her ikisinde ortak olan şu anda x parantezini aldığımızda, bakın burada ne kalmış oluyor? Bir tanesini aldığımız için 9x kare. X'i aldığımız için burada 16 tane y karemiz kaldı. O zaman x parantezinde 9y kareye baktığımızda 9y kare neyin karesiydi? 3x'in karesi eksi 16y kare de sonuçta 4y'nin karesidir. Ben buradan x parantezine aldığımda 3x eksi burası 4y yapıyor. Aynı şekilde iki kare fark olduğu için 3x artı 4y şeklinde yazabiliyorduk. Diğer örneğimiz karenin çevre uzunluğunu hesaplayalım. Şimdi alanını bize vermiş, çevresini soruyor. Hemen
Açılımı bir yapmadan önce toparlamaya çalışalım. 4x artı 4. X kare zaten x. 4 2'nin karesi olduğu için bu x artı 2'nin karesidir. Yani bir kenar uzunluğu x artı 2, x artı 2'dir. O zaman çevresi. Bunlardan 4'er tane olduğu için o zaman 4x artı 8 olarak bulunur. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. 10 dakika. Tamam, bu sayfa için hemen başlayın. 10 dakika kendinize bir süre tutun sevgili arkadaşlar. Daha sonra 10. dakikadan sonra hemen video zaten devam ettirip oradan kaldığınız yerden çözümlere bakın. Muhtemelen çözdünüz. Beraber şimdi bunları bir toparlamaya başlayalım. Cebirsel ifadeleri çarpanını ayırınız. Her ikisinde ortak olan şu anda 4 olduğu için o zaman burası a kare artı 3 olarak çıkacaktır. Her ikisinde 5 ortak olduğu için burası x artı ne olacaktır? 2y olacaktır. Her ikisinde şu anda ortak olan 3 ve x'imiz ortak. O zaman buradan x'imiz kalacaktır. Eksi 9 değil, 3 parantezine aldığımız için burada kaç kalmış oluyor? 3 kalmış olur. Burada baktığımızda x küp var, x kare var. O zaman x kare. Y kare var, y küp var. O zaman y kare parantezine aldığımda buradan bir tane x'imiz kaldı. Eksi, buradan da bir tane y'imiz kalmış olur. Tamam mı arkadaşlar? Peki, aşağıda alanlara verilen dikdörtgenlerin olası kenar uzunluklarını hesaplayalım. Alan verildiği için ben burada ortak olan 2a parantezini alırsam buradan 3 tane a'mız kaldı. 2a'yı komple aldığım için 1. O zaman kenar uzunluklarından birisi 2a, diğeri de 3a artı 1 olabilir. Aynı şekilde y parantezine ve 4 parantezine alırsak burada kalan sayımız 2x olur artı 1. Kenar uzunluklarından birisi 4y, diğeri de 2x artı 1 olabilir. Gelelim buna. 3 parantezinde a ve b ortaktır. 9'u 3'e böldüğümüz için 3 tane a'mız kaldı. B'yi aldık. Artı 3 gitti, a gitti. Buradan da b'nin birisi kaldı. Kenar uzunluklarından nedir? Birisi 3ab ya da 3a artı b olabilir. Gelelim ikinci örneklerimize. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin çarpanını ayırınız. X kare eksi 36. Arkadaşlar x kare eksi 36 6'nın karesi olduğu için 2 kare fark ediyor. Doğru mudur? X eksi 6 çarpı x artı 6'dır. X kare eksi 144. Sonuçta bu x kare eksi 12'nin karesidir. Biz bunu x eksi 12 tekrardan x artı 12 şeklinde yazabiliriz. 49 a kare eksi 1. Sonuçta bu 7 a'nın karesi eksi 1'in karesidir. Buradan da 7 a eksi 1 2 kare farkı. 7a artı 1 şeklinde yazabiliriz. 25x kare. Sonuçta nedir? 5x'in karesidir. Demek ki burası da 5x'in karesi eksi. Baktığımızda 4y'nin karesidir. Hemen 2 kare farkı. 5x eksi. Burası da 4y. Aynı şekilde 5x artı 4y şeklinde yazılabilir. 2 kare farkı. Çarpanını ayıralım. Şimdi her ikisinin ortak olan şu anda 2 olduğu için x kare eksi 36'dır. Peki buraya baktığımızda 2 parantezinde bu x nedir? 36 6'nın karesi olduğu için hemen biz bunu x eksi 6 çarpı x artı 6 şeklinde nedir yazabiliriz. Yine 3 parantezine alırsak burası x kare eksi 9 yapacaktır. 9 da sonuçta 3'ün karesi olduğu için 3 parantezinde burası x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazılabilir. Şimdi baktığımızda çift olduğu için 2 parantezin alabiliriz. 2 parantezin aldığımız için burası 25x kare eksi bakın 4y kare olacak. Peki 2 çarpı 25x kare sonuçta 5x'in karesi eksi 4y kare de 2y'nin karesidir. Hemen 2 çarpı tabandaki sayılar alırız. 5x eksi burası 2y. Aynı şekilde 5x artı 2'ye 2 kare farkını yapmış oluruz. Her ikisinin ortak olan şu anda 3 olduğu için buradan da 9x kare eksi 4y kare. Baktığımızda burası 3x'in karesi eksi aynı şekilde 2y'nin karesidir. Devam ediyorum. 3 çarpı yine 2 kare farkı 3x eksi 2'ye çarpı aynı şekilde 3x artı 2'ye olarak yazılacaktır. 2 kare farkı bizim için önemli arkadaşlar. Çoğu veriler içerisinde 2 kare farkını kesinlikle kullanırız. Tam kare açılımını bileceksiniz. Onun için çalışırken de bunları hemen formüllerinde not olarak yazın bence. Diyor ki aşağıdaki alanlara verilen karelerin çevre uzunluklarını bulalım. Çevre uzunlukları.
Şimdi bir kenarı bir hesaplamaya çalışalım. A kare neyin karesiydi? A. 81, 9. Bu A artı 9'un karesinin açılımıdır. O zaman bir kenarı A artı 9 olan nedir? Karemizin çevresi 4 çarpı A artı 9 olması gerekiyor. Buradan da 4A artı 36 olarak çıkar. Aynı şekilde A kare A. 36 neyin karesi? 6. Aradaki işaret eksi. O zaman bu A eksi 6'nın karesinin açılımıdır. Demek ki bir kenar uzunluğu A eksi 6, A eksi 6. Çevresini hesaplamak istediğimizde 4 tane A eksi 6 olmak zorunda. Burası da 4A eksi 24 olarak bulunur. Yani kareleri ortaya çıkarmaya çalışın. 9x kare sonuçta 3x'in karesi. 16y kare 4y'nin karesi. Aradaki işaret eksi olduğu için bunun karesinin açılımıdır. Demek ki burası da 3x eksi 4y. Tekrardan 3x eksi 4y. Demek ki 4 tane burası 3x eksi 4y yapıyor. Çevresini hesaplarsak buradan da 12x eksi 16y olarak nedir? Bulunur. Son olarak da 16a kare 4a'nın karesi. 25 5'in karesi. Topladığımız anda 4a artı 5'in karesidir. Bir kenar uzunluğumuz 4a artı 5. O halde çevresi eşittir. 4 tane 4a artı 5 olması gerekiyor. Bunu dağıtırsak 16a artı kaç çıkacaktır? 20 olarak bulunur. En sevgili arkadaşlar, parantez, ortak parantez, iki kare farkı, tam kare açılımları bunlar. Şimdi klasik sorular test 1 ile devam ediyorum. ABC dikdörtgenin alanı 16-9x kare olduğuna göre dikdörtgenin kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğu arasında aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olası durum yani. Şunu hesaplayalım. Burası 4'ün karesi eksi 3x'in karesi değil miydi? O zaman 4'ün karesi eksi 3x'in karesi ise ben bunu 4 eksi 3x çarpı 4 artı 3x diyebilirim. O zaman 4 eksi 3x değil mi? 4 artı 3x olacak şekilde bakalım. 4 eksi 3x, 4 artı 3x. O halde cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuz. Yandaki cebirsel ifadede çarpan ağacı yöntemiyle çarpandan ayrılıp çarpanlar boş kutulara yazıldığında A, B, C kutudan aşağı kadar hangisi yazılmamış olur? Şimdi bunu bir parçalamaya başlayalım. Mesela her ikisinde şu anda ortak olan hangisi dediğimde diyelim ki 5 ortaktır. Ben bunu 5 şöyle yapalım. Şuradan 5 parantezini alırsam. Burası 4x kare eksi 9 y kare olur. Tamam, a'ya ben buradan 5'i vereyim. Madem ki çarpanlarından birisi bu. Diğer ifadede kalan kısım 4x kare eksi 9 y kare. 4x kare eksi 9 y kare sonuçta 2x'in karesi eksi. Burası da 3y'nin karesiydi. 2 kare farkıydı. Bunlardan birisi 2x eksi 3y olacaktır. Diğer ifadede 2x artı 3y. Bir de buradan 5 var. O zaman 2x eksi 3y, 2x artı 3y 5 olabilir ama 3x eksi 2y kesinlikle olamaz. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, çıkmış bir sınav sorumuz. A, B ve B birer gerçel sayı olmak üzere A kare artı B kare toplamı karşılar. Şimdi önce şu ifadeleri bir toplamaya çalışalım. Ben B kareyi bu tarafa attığımda A kare eksi B kare eşittir. Eksi A'yı bu tarafa atarsam A eksi B yapar. Bu neydi? 2 kare farkı değil miydi? A eksi B çarpı burası da A artı B yapıyor. Eşittir A eksi B. A eksi B'ler gitsin. O zaman bu iki sayının toplamı bakın kaç çıkıyor? 1. Şimdi hatırlayın, daha önceki videolarda söylemiştim. Size toplam verildiğinde ben tam kare açılımını bir yazarım. A kare artı 2AB artı B kare. A artı B zaten 1'in karesi eşittir. Burası A kare artı 2 çarpı A çarpı B eksi 1'miş. Artı B kare. O zaman A kare artı B kare eşittir. Burası eksi 2 yaptı. Sol tarafa attığımızda artı 2 olarak geçtiğinde cevabımız 3 olarak bulunur. Nedir? D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Fatih 4x kare artı 33 TL olan parasını her gün x artı 2 TL'sini harcamıştır. Buna göre kaç gün sonra Fatih'in kalan parasının TL cinsinden 2x eksi 3, 2x eksi 3 ifadesine eşit olurdu. Şimdi bakın, elinde 4x kare artı 33 nedir lira parası var. Her gün x artı 2'sini harcıyor. Yani x artı 2 harcıyor. Bunu kaç gün harcayacak bilmiyorum.
Peki bunu çıkardığımız anda bu işlemin sonucu şöyle diyor bakın. 2x eksi 3'ün diyor ki karesi olur diyor. Peki hesaplayalım. Şimdi sol taraf 4x kare artı burası 33 eksi. Ben buraya x artı 2'yi şöyle yazayım eşittir. Şimdi sağ tarafı 2x eksi 3'ün karesini alırsak. Birincinin karesi 4x kare çarpımı 2 katı 12x artı 9. Bakın 4x kareler gitti. 9'u ve eksi 12x'i sol tarafa attığımda 33 eksi 9 burası 24 yaptı. Artı 12 tane x eşittir. Bunu da sağ tarafa atayım. Buradan da x artı 2 çarpı bakın ne çıktı? T çıktı. Şimdi şuna dikkat edin. Burada bakın sol tarafta nedir? 12 parantezini alırsam burası x artı 2 yapar. Bakın x artı 2'ler aynı. O zaman t'nin ne olması lazım? 12 olması gerekiyor. Cevabımız A şıkkıdır. Evet 5'in soruyla devam edelim. Bir taksinin açılış ücreti x eksi 2'nin karesi. Hemen ben şöyle bir açayım bunu. Eksi 4x artı 4 liraymış. Her kilometre için 3x ücret ödeniyor. Ve x artı 4 kilometre gidiyor. O zaman ben 3x ile x artı 4'ü çarparsam burası 3x kare artı ne çıkacaktır? 12x. Ödemesi gereken ücret ilk açılış ücreti x'inin toplamıdır. Buradan da kaç olacaktır? 4x kare artı 8x artı 4 yapar. Şimdi baktığımızda bunu sağlayan mesela 4 parantezine alırsak burası x kare artı 2x artı 1 çıkacaktır. O zaman 4 çarpı bu x artı 1'in karesinin neydi? Açılımıydı. Cevabımız C şıkkı olarak bulunur. Peki 6. soruyla devam edelim. Şekildeki kenar uzunluğu verilen dik üçgenler arasında kalan boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Boyalı bölgenin alanı istiyor. O zaman üçgenin alanından doğru mudur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burası kaç yapıyor? 36. Şuradaki nedir? Boş olan alanı çıkaracağız. Yani A çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştirdiğimizde A kareyi çıkarmamız lazım. O zaman 36 eksi A kare bize boyalı bölgenin alanını vermiş oluyor. Bu da zaten 6'nın karesi eksi burası A kareydi. Demek ki 6 eksi A çarpı 6 artı A olarak çıkar. Cevabımız B şıkkıdır. 7. sorumuz. Şekilde çevre uzunluğu, bakın çevre uzunluğu 16x artı 24 ise ben bunun her birini 4'e bölersem o zaman 4x artı 6 bir kenar uzunluğudur. Benden istediği boyalı bölgenin alanını veren bağıntı. O zaman içerideki dairenin alanını bir hesaplayalım. Madem ki bu uzunluk 4x artı 6 ise ben bunu 2'ye bölersem burası 2x artı 3 yapar. 2x artı 3 yaptım. Dairemizin alanı pi çarpı r kareydi. O zaman 3 çarpı yani 2x artı 3'ün karesi. Değil mi? Tüm alandan bunu çıkartırsak nedir? Boyalı olan bölgeleri bulmuş oluruz. Peki tüm alanımız zaten 4x artı 6. Bunun karesinden eksi. Şimdi şunu bir açalım. 3 çarpı birincinin karesi 4x kare. Doğru mudur? Hatta bakın toparlama kısmını şöyle yapabiliriz. İşlem kolaylığı açısından. Şimdi elimizdeki alan bu. Şurada her ikisinin ortak olan 2 midir? 2'nin karesini dışarıya attığımızda burası 4 yapacaktır. Burası 2x artı 3'ün karesi eksi. Yukarıdaki alanı çıkardığımızda o da zaten 2x artı 3'ün karesi midir? Şuraya yazalım. Mesela nedir? Daire diyelim. Burası da daire. Çıkardığımız anda zaten geriye alan çıkmış olacak. Bakın bunlar aynı. O zaman 4 eksi 3 elimizde 1 kalacaktır. Demek ki 2x artı 3'ün karesi olarak bulunur. 2x artı 3'ün karesi yani 2x artı 3 çarpı 2x artı 3 cevabımız A şıkkıdır. 8. soruyla devam edelim. Aşağıda verilen cebirsel ifade bulmacasında dikdörtgenin dışında yer alan ifadeler bulunduğu satırdaki ya da sütundaki cebirsel ifadelerin çarpımıdır. M ile belirtilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın. Burada uygun olan parantezleri bir kullanmamız lazım. Ya da işte şu satırın çarpımıysa. Ben burada x parantezini alırsam sonuçta burası 3x artı 2 olacaktır. Şimdi bak burada 4x olarak veriyorsa o zaman ben buraya x'i yazarsam şuradaki x'i buraya da 3x artı 2 yazdığımda çarpım bunu veriyor.
Buranın 4x olabilmesi için buna da 4 kalıyor. 4 ile ben neyi çarparsam bu ifadeyi verir. O zaman buranın da 3x eksi 2 olması lazım. Değil mi? Çarptığımızda, çünkü 4 parantezine alırsak burası da 3x eksi 2 olacaktır. M ifadesi, madem ki bunların çarpımıysa 3x artı 2 çarp 3x eksi 2. O zaman burası da 9x kare eksi 4, yani 2 kare farkı olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Ali ve Berk 120x artı 240 uzunluğundaki yolun tam orta noktasında buluşacaklardır. Hemen şöyle yapalım. Yolumuzun tam orta noktasında bu iki kanka buluşuyormuş. Ali'nin adım uzunluğu 8x artı 16. Berk'in de uzunluğu 12x artı 14 olduğuna göre Ali Berk'ten kaç adım fazla atmıştır? Şimdi hesap şu. Yolun tam orta noktasıysa o zaman bunun orta noktasını hesapladığımızda bunun orta noktası nedir? 60x. Hemen şöyle yazalım. Bölmemizi yapacağız çünkü. Yolun orta noktası 60x artı 120. Aynı şekilde 60x artı 120. Peki attığı adımlara bakarsak, Ali'nin bir adımı eğer ki 8x artı 16 ise bunu bölersem demek ki kaç adım attığı ortaya çıkmış olur. Yukarıda 60 parantezine alırsam burası x artı 2 olacaktır. Bölü. Alt tarafta 8. Şimdi bakın, tabii şuna dikkat edin. Metre olarak verilmiş santim. O zaman yukarıdaki ifadeyi benim kaçla çarpmam lazım? 100 ile. O zaman burası da x artı 2 olacaktır. Sadeleştirdiğimizde burası da bakın kaç çıkmış oldu? 6000 bölü 8. Buradan demek ki Ali 750 adım atmıştır. Şimdi Berk'e bakıyorsun. Yine 60 parantezine alırsam burası x artı 2 yaptı. Bölü. Berk'in adım uzunluğu 12 parantezinde, o da x artı 2 yapacaktır. Yine aynı şekilde metre ve santim olduğu için bunu kaçla çarpıyoruz? 100 ile çarpıyoruz. Gitti. Sadeleştirdiğimiz anda Berk'in de 60 olduğu adım 500'dür. Diyor ki kaç adım fazla atarak buluşmuştur diyor. Aradaki farka baktığımızda 250 adım olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Problemi yukarıdaki adımları takip ederek çözen Damla kaçıncı adımda ilk hatasını yapmıştır? Bakalım. 2 kare farkı. 102-98 çarpı 198 16x. Bizim eleman doğru yapmış, sıkıntı yok. Baktığımızda tamam, 4 çarpı 200 hiç problem yok. Bayağı güzel işlem yapmış. 800 eşittir 16x. Bu arkadaşa bravo. Ama yazık etmiş. Niye? 800'ü 16'ya böldüğünde 25 olmaz. Demek ki 4. adımda hata yapmıştır. Tamam arkadaşlar? 11. soruyla devam edelim. Evet, bir çıkmış sınav sorusu. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar, tam kare olan ifadelere baktığımızda mesela şuradaki ifademiz. Burası x kare eksi 4xy artı 4y kare. Bu x kare zaten x'in karesi. Eksi, o zaman bu 2y'nin nedir? Karesinin açılımıdır. Peki şurada da aynı şekilde. Bak, bu ifadeyi yazıyorum. Burası sonuçta x eksi 2y'nin karesi. Eksi. Şurada eksi parantezine aldığında buradan da 2y bakın ne olacaktır? Eksi x. Doğru mudur? Ya da ters çevirdiğinizde zaten ifadenin kendisi olmuş oluyor. Hemen şu x'ini şöyle bir ters çevirelim. Burası artı x eksi 2y r eksi 3. Peki devamını getirdiğimizde verilenlerde zaten bakın soru şunu veriyor. X eksi 2'ye 3 olarak verilmiş. Burası 3, aynı şekilde burası da 3. Demek ki 3'ün karesi 9 artı 3 eksi 3. O zaman bu işlemin sonucu 9 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda modellemesinin cebirsel ifadenin çarpanları ayrılmış hali nedir? Şimdi çarpanlar ayrılmış hali. Bunlar kare olduğu için aynı şekilde x kare. Her biri sonuçta x kare, x kare. Devam ediyorum. X kare, x kare, x kare. Çünkü uzunluklar verildiği için zaten bunların kare oldukları ortaya çıkmış oluyor. Aynı şekilde bunlar da x, değil mi? 1, 1. Peki burayı hesapladığımızda dikdörtgen. Alanı x, aynı şekilde alanı x, alanı x, alanı x. Yine bunlar da alanları da x, bunların alanları da 1. Şimdi toparladığımız anda toplamda ne var? Bakın elimizde 6 tane x kare var. 7 tane x'imiz var. 2 tane de nedir? Karemiz var. Hangi şıkkı çarparsak bunu verir. A şıkkından başlayalım bakalım. Dağıttığımız anda bakın A şıkkı 6x kare artı 3x artı. Şöyle dağıtıyorum. Burası 4x yaptı. Artı 2 çarpı 1, 2.
O zaman 6x kare artı 7x artı 2 çıkıyor A şıkkı. Bakın zaten bulduğumuzda aynı çıktı. Cevabımız A şıkkıdır. 12. soruyla devam edelim. Aydın 3A eksi 1 tane 3 artı 1 sayısını topluyor. Peki 3A eksi 1 tane 3 artı 1 sayısını toplarsa x'inin çarpımı kadar sonucu bulması gerekir. Bunun toplamı da sonuçta 9A kare eksi 1'dir. Fakat diyor ki işlemi yanlış yaparak sonucu 5 eksi 12A kadar fazla buluyor. O zaman eksi 12A kadar fazla buluyormuş. Burası da 9A kare parametreleri yan yana alalım. Eksi terimleri 12A artı 4 çıkmış oluyor. Peki 9A kare sonuçta 3A'nın karesi. 4 2'nin karesi muhtemelen 3A eksi 2'nin karesinin açılımıdır. O halde cevabımız B şıkkıdır. 14. soru. Kenar uzunluğu A santim olan kare şeklindeki bir kartonun ortasından şekildeki gibi bir kare kesilip atılıyor. Buna göre kesilen parçanın alanının çarpanlarını ayrılmış biçim aşağıdakilerden hangisidir? Kenar uzunluğu A santim ise, bak şimdi dikkat edin. Burası 4, burası 4 ise o zaman burası A eksi 8 olması gerekiyor. Doğru mudur? A eksi 8 ise bütün kenar uzunlukları şöyle baktığımızda burası da A eksi 8'dir. Benden istediği bu karenin diyor ki alanı yani A eksi 8'in karesidir. O da 2 tane A eksi 8'in çarpımı demektir. Cevabımız C şıkkıdır. Evet, klasik sorular. Test 2 ile devam ediyoruz. ABC karesinin alanı 4x kare artı 24x artı 36 olduğuna göre çevresi nedir? Şimdi baktığımızda 4x kare 2x'in karesidir. 36 6'nın karesi olduğu için bunun açılımıdır. O zaman burası da 2x artı 6, aynı şekilde kare 2x artı 6'dır. Benden çevre istiyor. O zaman 4 tane 2x artı 6 olması gerekiyor. Burası 8x artı kaç olacaktır? 24 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru. İstanbul'dan Bursa'ya çıkan bir otobüs firması yolun yarısını 6x artı 5, diğer yarısını da 6x eksi 5 km hızla almaktadır. İstanbul, Bursa arası 288x kare eksi 200 kilometre olduğuna göre. Şimdi bakın yolun yarısı olduğu için önce şunun yarısını bir hesaplayalım. Hesapladığımız anda burası kaç yapacaktır? 144x kare eksi 100 yapıyor. Hatta devamını getirsek 144x kare eksi 100 bu 12x'in sonuçta nedir? Karesi eksi 10'un karesi demektir. Değil mi? Hemen iki kare farkı şeklinde bunu yazabiliriz. O zaman burası 12x eksi 10 değil mi? Çarpı aynı şekilde 12x artı 10'dur. Bölü. Madem ki yolun yarısında diyor ki 6x artı 5 kilometre hızla gitmiş. Yani burası 6x artı 5'e bölersek demek ki varma süresini hesaplamış oluruz. Şimdi yukarıda bakın 12x eksi 10 bu şekilde kullandık. Aynı şekilde şurada her ikisinde ortak olan 2 olduğu için burası da 6x artı 5 olacaktır bölü 6x artı 5. Bakın bunlar gitti. Demek ki birinci zamanımız süremiz 24x eksi 20 olarak çıktı. Tamam. Şimdi diğer ifadeye gelelim. Onu da yapalım aynı şekilde. Diğer yarısında 6x eksi 5 ile gitmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya kadar zaten işlemimiz aynı. Bu sefer de ben şurada 2 parantezini alırsam burası da 6x eksi 5 olacaktır. Aynı şekilde burası da 12x artı 10 yapacak bölü 6x eksi 5. 6x eksi 5'lerde gidince dağıttığımız anda 24x artı 20. Benden toplam süre istiyor. Eksi 20 artı 20 zaten birbirini götürdüğü için demek ki varma süresi 48x olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soru. Dikdörtgen şeklindeki bir arı kovanı çerçevesinin demiş ki kısa kenarı x eksi 8, uzun kenarı da x artı 8'dir. Bu arı kovanın çıta kalınlığı 5 cm. Buna göre balın yapıldığı alan istiyor. Madem ki şu alan istiyorsa burayı hesaplayalım. X eksi 8. Çıta kalınlıkları 5, 5 ise 10 cm çıkarmak zorundayım. O zaman burası x eksi 18 çıkacak. Yine aynı şekilde bunlar 5'er cm ise şu uzunluğu bulmak için x artı 8, 5, 5, 10 santim çıkartırsam burası da x eksi 2 olacaktır. O zaman alan hesabı x eksi 18 çarpı x eksi 2 olması gerekiyor. Peki bunu dağıtırsak x kare eksi 20x artı 36 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkıdır.
Dördüncü soruya devam edelim. Evet, bir çıkma sınav sorusu çarpanlarından biridir. Şimdi arkadaşlar 3 parantezini aldığımızda sonuçta burası y kare eksi 2xy artı x kare olacak. E demek ki ben bunu 3 çarpı sevgili arkadaşlar y eksi x'in karesi diyebiliriz. Yani y eksi x çarpı y eksi x aynı zamanda 3 çarpanı da olabilir. Demek ki baktığımızda 5 bunun çarpanlarından biridir. Beşinci sorumuz. Yanda verilen çarpan ağacına göre A ve B yerine gelmesi gereken ifadelerin toplamı demiş ki hangisidir? Şimdi burası 3 ise demek ki şöyle yapalım. Ben bunu 3 parantezine aldığımda burası x kare eksi kaç olacaktır? 49. O zaman A değeri x kare eksi 49. X kare eksi 49 neydi? X kare eksi 7'nin karesi x eksi 7 çarpı buranın da x artı 7 olması gerekiyor. Benden istediği A ile B yerine yazılan bu sayıların toplamını istiyor. Yani x artı 7. Burası da x kare artı x eksi 42 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soruya devam edelim. Yukarıdaki şekil kısa kenarı B. Hemen şöyle yazalım. Uzun kenarı A olan dikdörtgenlerden elde edilmiştir. Aynı şekilde şöyle hepsini yazalım. Şunlar B, şurası A, burası B, bunlar A, şöyle B, burası B, A ve tekrardan B. ABCD karesinin çevre uzunluğu 60. Çevresi 60 ise ben bunu 4'e bölersem 15. Demek ki A artı B eşittir kaç çıktı? 15. Şimdi içeriye geldik. Bu uzunluk B ise burada zaten A eksi B kalır. Değil mi? İçerideki KLM'nin karesinde çevresi 24 diyor. 24'ü 4'e bölersem 6. O zaman A eksi B de buradan 6 çıkıyor. Benden A kare eksi B kare diyor. Sevgili arkadaşlar A kare eksi B kare zaten A eksi B çarpı A artı B demektir. Ben bu iki ifadeyi zaten çarparsam burası A kare eksi B kare eşittir. Çarpımı da 90 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkıdır. Evet, 7. soruyla devam edelim. Dikdörtgenin kısa kenarı x artı 1 ve alanı bu. Çevresi 28 olduğuna göre diyor ki alanı nedir? Şimdi bakın alanını bize vermiş. Şöyle yapsak ben burada alanında 5 parantezini alırsam burası x eksi x kare eksi 1'dir. Sonuçta alanı verdiği için 5 çarpı x kare eksi 1, x eksi 1 çarpı x artı 1 demektir. Eşittir. Alan zaten iki kenar uzunluğun çarpımı değil miydi? Ben buna soru işareti desem, soru işareti. O zaman x artı 1'den gittiğinde bizim soru işaretimiz 5x eksi 5 çıkıyor. Demek ki burası da 5x eksi 5'miş. Şimdi benden çevresi diyor. Çevresi. 5x artı 5 uzun kenar ile kısa kenarı topla. Bunu 2 ile çarp bize çevreyi vermiş oluyor 28. Şimdi hesapladığımızda 6 burası 12x yapıyor. Eksi 8 eşittir 28'den. 12 tane x eşittir 36'dan. X'imiz buradan bakın kaç çıktı? 3 çıktı. Benden alanını istiyor. X 3 ise 5 çarpı 3'ün karesi eksi 5. 9, 45 eksi 5 o da eşittir 40 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. 8. soruya devam edelim. İki terimin karelerinin farkı bu terimlerinin toplamının ve farkının demiş çarpımına eşittir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi çarpanlarından biri değildir? Şimdi hemen şunu bir açalım. Burası 3a'nın karesi eksi 1'in karesi değil miydi? O zaman ben buraya 3a eksi 1 aynı şekilde buraya 3a artı 1 diye yazabilirim. B kare eksi 4 sonuçta B eksi 2, B artı 2. Baktığımızda B artı 2 var. 3A eksi 1, 3A artı 1 ama B eksi 4 bunun çarpanlarından biri değildir. 9. soru diyor ki vermiş AE uzunluğu 2. CG uzunluğuna bakalım. CG uzunluğumuz şurası 7. Tamam. Buna göre ABCD ve BF karenin alanları arasındaki fark nedir diyor. Şimdi bir kenar uzunluğu A olan kareden başladık. Bunlar A. O zaman burası A eksi 2'dir. Aynı şekilde A eksi 2, A eksi 2, A eksi 2. Bize uzunluğu 7 olarak vermiş. O zaman A eksi 2 artı A eşittir 7 ise 2A'nın karşılığı bakın buradan ne çıktı? 9 çıktı. Benden istediği soruda karelerinin farkı kaçtır diyor. O zaman mavi olan
Karenin alanı a kare. Kısa şey küçük olan karemizin alanı da a-2'nin karesi. Buradan a kare eksi şu açılımı yapalım. A kare eksi 4a artı 4. Peki bu eksiyi dağıtmaya başladığımız anda çözümümüz şurada olsun arkadaşlar. O zaman burası da a kare eksi eksiyi dağıtıyorum. Eksi a kare artı 4a eksi 4 yapıyor. Bunlar gitti. Demek ki sonuç 4a eksi 4 olarak çıktı. 2a 9'sa o zaman 4a kaç olur? Bunun 2 katıdır. Eksi 9, 18 eksi 4'ten bu işlemin sonucu 14 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. 10. soruyla devam edelim. Evet, çıkmış bir sınav sorumuz. A artı B artı C eşittir AB olarak tanımlanmış. Benden istediği hangisine eşittir? Şimdi bakın AB gördüğümüz yere A artı B artı C artı aynı şekilde AC tekrardan BC C kare. Şimdi önce şu pay kısmını bir toparlamaya çalışalım. Şimdi bakın ortak olan her ikisinde A. A parantezine aldığımızda burası C artı 1 yaptı. B'lere baktığımızda ortak olan B parantezinde C artı 1. Şu C'lere baktığımızda yine ortak olan C artı 1. Peki yukarıda hepsinde ortak olan C artı 1 olduğu için biz buraya A artı B artı C bölü A, B, C şeklinde yazabiliriz. A artı B artı C bakın yukarıda zaten bize A, B olarak verilmiş. O zaman C artı 1 çarpı yukarıda A, B olarak verilmişti bölü paydamız A, B, C. A, B'ler birbirine götürdü. C artı 1 bölü C olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. 10. soruyla devam edelim. Yukarıdaki cebirsel ifade iki sayının farkının karesi olduğuna göre A hangisine eşittir? Bak şimdi. 9x kare neyin karesiydi? 3x'in karesi. Şimdi orta terim birinci ile ikincinin çarpımı yani 3x ile ikincinin çarpımının iki katı bize orta terimi vermesi gerekiyor. Doğru mudur? Peki şunları sadeleştirdiğimiz anda iki tane A'nın karşılığı eşittir 14 ise o zaman A sayısı bakın bunlar kaç kuşluğu 7. O zaman bu 3x eksi 7'nin karesinin açılımıdır. O halde cevabımız B şıkkıdır. 12. soruyla devam edelim. Yukarıda bilinen cebir karaları ile çarpanını almış şekil x artı 2, 2x artı 1 ile modellenmiştir. Hangisiyle modellenmiştir? Peki şunu hemen bir çarp dağıtırsak buradan 2x kare artı x artı burası 4x devam ediyorum artı 2. Peki topladığımız anda 2x kare artı 5 tane x artı 2. Yani şundan 2 tane olacak. Doğru mudur? Ya bu ya bu. Bunlar gitti. Peki 5x bunun alanı x'tir. 5 tane yeşil olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman demek ki cevabımız 5 kılır. 13. soru. Yukarıda verilen poligonlardan x küp eksi 4x ifadesinin çarpanının bulunduğu poligon vuruluyor. O zaman çarpanlarını şöyle ayırmaya çalışırsak. X kare eksi 4. Ben bunu x çarpı x kare eksi 4 2 kare farkı değil miydi? O zaman x eksi 2 çarpı x artı 2. Şıkların x artı 2 olması lazım. X eksi 2 olması lazım. X olması lazım. O zaman diyor ki vurulamayan poligon hangisi oluyor? X eksi 4 olarak olur. Cevabımız A şıkkıdır. 14. soruyla devam ediyoruz. Bir kenar uzunluğu 4A santim olan kare şeklindeki bir karton. Bir kenar uzunluğu 4A ise o zaman bu karemizin alanı 4A'nın karesi. Ve demiş ki bir kenar uzunluğu 9B santim olan kareler kesilip atılıyor. 9B'leri buradan kes at diyor. O zaman bunun da alanı zaten 9B'nin karesi yapar. Ama baktığımızda 4 köşe olduğu için bunu 4'te ne yapmamız lazım? Çarpmamız gerekiyor. Çıkartırsak o zaman geriye kalan alanı da hesaplamış oluruz. Peki burası 4A'nın karesi eksi 9'un karesi 81 yapar çarpı 4. O da 324B kare yapıyor. 324 zaten arkadaşlar 18B'nin nedir? Karesidir. Burası da 4A'nın aynı şekilde karesiydi. Farkı o zaman 4A eksi 18B aynı şekilde 4A artı 18B olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 9. adım yenisi sorudayla test 3 ile devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuz şu. Yukarıdaki şekilde kare şeklindeki 4 eş blok ve bloklar arasında demiş ki daire şeklinde yapılan havuz verilmiştir. A, D ve B ile C blok arasındaki en kısa mesafe. Yani şunu söylüyor. En kısa mesafemiz bu.
Ve demiş ki havuzun çapına eşittir. Havuzun yarı çapı 3 kök 2 ise o zaman çapı sonuçta 6 kök 2'dir. Doğru mudur? Benden istediği şu. Diyor ki havuza temas ettiği noktanın bahçe duvarının uzaklığı x. Ve metre olduğuna göre bahçenin çimle kaplı bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın hesabı şöyle yapsak. Önce şurada bakın her bir blok için buranın alanı sonuçta x kare. Buradan da aynı şekilde x kare gelecek. Buradan da aynı şekilde x kare. Buradan da aynı şekilde x kare. Yani şu şekilde çizimlerimizi yaptığımızda elimizde bir kere 4 tane x kare var. Blokların kaplamış olduğu nedir? Alandır. Şimdi bakın şu uzunluğu vermiş. Buradaki x mesafesini hesaplayalım. Hatırlarsanız arkadaşlar işlemimiz şu değil miydi? Mesela biz buraya a, a aynı şekilde a kök 2 diyorduk. E peki a kök 2'nin karşılığı 6 kök 2. Hemen kök 2'ler gitti. O zaman a sayısı buradan bakın 6 olarak çıktı. Yani demek ki şuradaki mesafe bakın 6. O zaman şuraları da yazıyoruz. E olması gereken kısım şu. Hemen buradaki dairenin de alanını hesaplarsak. Dairenin alanı pi çarpı r kare. Pi 3 alınacak. Yarı çapımız arkadaşlar nedir? 3 kök 2 idi. O zaman 3 kök 2'nin karesini alırsak. E buradan 3 çarpı 9 çarpı 2 18 yaptı. Dairenin alanı 54 birim kare olarak çıktı. Şimdi devamında dikdörtgenin normalde şu komple şekilde nedir zemin olan karenin alanını bir hesaplayalım. E, karemizin alanı normalde burası 6 olduğu için bakın mesafelerimiz x, x olarak doğru mudur? O zaman bütün mesafe 2x artı 6'nın dikkat edin karesinden aynı zamanda 4 tane bloğun nedir kapladığı yer ve aynı zamanda 54'ü ne yapmamız lazım? Çıkarmamız gerekiyor. Peki hesabımızı yapalım. 2x artı 6'nın karesi. Birincinin karesi. 4x kare. Birincil ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi eksi. Aynı şekilde 4x kare çıkardığımız için buradan da eksi 54. 4x kareler gitti. Buradan 24x eksi farkını aldığımız anda kaç çıkmış oluyor? Burası 18 yaptı. Doğru mudur? Peki 18... burası 24x'ti. Ben buradan 6 parantezine aldığımda 4x eksi 3 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Evet çıkmış bir sınav sorusu. İkinci soruyla devam ediyoruz. Kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında 1 numaralı bölgenin kenar uzunluğu B'ymiş. Şurası B. Peki benden istediği bu koşulu sağlayan her AB sayısı için ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamıdır? Şimdi bakın kenar uzunluğu A birim olan kare 4 bölge ayrıldığında 1 numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare diyor. O zaman B birim olan kare ise biz hepsini şöyle taşıyalım. Bir kenar uzunluğu A olduğu için burası A-B'dir. Aynı şekilde burası da A-B. Tekrardan burası A-B, A-B. Baktığımızda burası da A-B yapıyor. Tekrardan A-B'dir. Şimdi 1 numaralı bölgenin alanını hesaplarsak karenin alanı B kare. 2 numaralı bölgenin alanı a eksi b çarpı b olduğu için burası da ab eksi b kare olacaktır. Aynı şekilde 4 numaralı bölgenin alanı a eksi b'nin karesidir. Orası da a kare eksi 2 ab artı b kare. Şuraya baktığımızda burası da a eksi b çarpı b'den burası da ab eksi b kare. Şimdi a kare eksi 2ab artı 2b kare. Baktığımızda eksi 2ab artı 2b kare olacak şekilde. Eksi 2ab'miz bakın burada var. Bize b kare lazım. O zaman 1 ve bakın nedir? 4 alınırsa buradaki cebirsel ifade elde edilmiş olur. O halde cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soruya devam ediyoruz. Diyor ki buna göre kağıt tekrar açıldığında bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade nedir? Şimdi arkadaşlar kağıt bu şekilde katlandığında ve bizden bir kenar uzunluğunu bakın 4x artı 8 diyor. 2'ye katladığımız anda o zaman 2x artı 4'tür. Bu kağıt tekrardan bize doğru kapanıyor dikkat edin. Ve tam ortasından şu bölge çıktığında o zaman kural şu. Bu kağıtta bakın yani toplamda şöyle baktığımızda nedir? 4 tane daire çıkacaktır. Doğru mudur? Peki hesaplamaya başlayalım. Bir kenar uzunluğumuz şu anda 2x artı 4. E burası 4 birim, burası 4 birimse şu... nedir? Dairenin
çapını hesaplarsak, o zaman çapı bakın buradan ne çıkar? 2x artı 4 eksi 8'i çıkarmamız lazım. Buradan 2x eksi 4 nedir? Şuradaki dairemizin çapıdır. Yarı çapı o zaman r'dir. O da x eksi 2'dir. Hesabımızı yapalım. Demek ki 4x artı 8'in karesinden. Bakın dikkat edin. 4x artı 8'in karesinden eksi dairemizin alanını hesaplayalım. Yarı çapı x eksi 2 olan yani x eksi 2'nin karesi çarpı pi r kare. Doğru mudur? Bundan kaç tane vardı? 4 tanesini bizim çıkarmamız gerekiyor. Peki hesabımızı yapalım şu anda. Burası 16x kare artı 32 64x artı 64 eksi. Şunu dağıttıktan sonra arkadaşlar çarpalım. Burası x kare eksi 4x artı 4 çarpı 1 de 12'miz var. Peki toparlarsak 16x kare artı 64x artı 64 eksi. Hem çarpıyorum hem de dağıtıyorum. 12x kare eksi x'in çarpımı artı olduğu için burası 48x yapmış oluyor. Eksi 48. X kareleri topladığımız anda 4 tane x kare yapar. Doğru mudur? Devam ediyorum. 64 48x. Burası 112x yaptı. Artı 16 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkıdır. Evet, 4. soruyla devam edelim. Kare dik prizma şeklindeki tahtanın tüm yan yüzeyleri şekilde gösterdiği gibi ölçülerde işte kırmızıya boyanmış daha sonra. Buna göre tahtanın yeşil renkli bölgelerinin toplam alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bizden istediği yeşil. Şimdi bakın bunlar BB olduğu için şu uzunluğumuz 2B'dir. Peki ben buranın alanını hesaplarsam. Üçgen taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Buradaki alanımız A çarpı B çıktı. Peki burası B ise burası da A eksi B'dir. Şu üçgenin alanı taban değil mi? Çarpı yükseklik bölü 2'den. Buradan da AB eksi B kare bölü 2 çıktı. Peki şu iki pembe olan alanımızı toplayalım. AB artı burası AB eksi B kare bölü 2. Topladığımız anda 2, 3 tane AB yaptı. Eksi B kare bölü 2. Fakat bunlardan sevgili arkadaşlar şimdi şuna dikkat edin. Bu pembe olanları topladığımızda alanımız bu. Ama fakat bizden ne istiyor? Yeşil olanı istiyor. O zaman dikdörtgenin alanı 2 çarpı, pardon A çarpı bir kenar uzunluğumuz 2B'ydi. O zaman 2B'den ben 3AB, dikkat et, eksi B kare bölü 2'yi çıkarırsam yan yüzeydeki yeşilleri bulmuş olur. Peki burası ne yapıyor? 4 tane AB eksi 3 tane AB artı B kare bölü 2. Demek ki burası da AB artı B kare bölü 2 çıktı. Şimdi şuna dikkat edin. 4 tane yan yüzeyimiz var. Doğru mudur? Şimdi karedik prizma olduğu için bundan toplamda yan yüzeylerden 4'er tane vardı. O zaman 4 tane AB artı B kare bölü 2. Demek ki burası da 2 AB artı ne çıkmış oluyor? 2 B karedir. Saydırdığımız anda bu çıktı. Şimdi gelelim üst yüzeylere. Buradaki kare olduğu için tabanı, karenin alanı 2 B'nin karesi. Buradan da bakın ne çıkacaktır? 4 B kare çıkacak. Tabanda da bir tane daha olduğu için demek ki burası da 8 B kare çıktı. Yapılması gereken 8 B kare artı bulduğumuz yan yüzeyleri de toplarsak burası da 2B kare yapıyordu. O zaman 2 tane AB artı burası 10 tane B kare yaptı. Ben 2B parantezini alırsam o zaman burası da A artı 5B olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 5'in sonuna devam edelim. Kare şeklindeki kağıt şekil 1'de gösterildiği gibi 4 parça ayrılarak boyanmış. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'de gibi birleştirilerek dikdörtgen elde edilmiş. Tamam. Şekil 2'de elde edilen dikdörtgende parçalar arasında kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu karemizin alanı x artı y'nin karesi. Doğru mudur? Ben bunu açılımını yaptığımda x kare artı 2xy artı y kare. Son durumda bu çıkmış. O zaman 2x artı y, bunun alanını hesaplayayım, çarpı x dediğimiz anda burası da 2x kare artı yx'tir. Peki ben son durumdan ilk durumdaki alanı çıkartırsam eksi x kare eksi 2x'i eksi y kare. Buradan da hesapladığımızda şöyle bakın ne yapıyor burası? X kare artı değil tabii ki eksi x'i
eksi y kare olarak buradaki alan çıkmış olur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 8. sorumuz. LGS Kargo şirketi bir kenar uzunluğu x artı 1 santim olan küp şeklindeki kolileri demiş ki yandaki şekilde kenar uzunlukları verilen kamyonetle İstanbul'dan Ankara'ya taşıyacaktır. Buna göre kamyonette bir seferde en fazla kaç tane koli taşıyabileceğini veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? EBOPECOG'da hatırlayın arkadaşlar, bir şeyin adetini bulmak isterseniz biz her zaman hacim bölü hacim deriz. Hacimden kastedilen şu, bütün ayrıtları çarpacaksınız 3 kere. Peki, arabanın normalde boyutlarını vermiş bak. 2x artı 2. Ben bunu 2 parantezine alırsam burası x artı 1 yapar. 2 parantezinde x artı 1 çarpı. Aynı şekilde x kare eksi 1. Sonuçta bu neydi? X eksi 1 çarpı x artı 1. Doğru mudur? Burası da arkadaşlar x artı 1'in nedir? Karesinin açılımıdır. O zaman burası da x artı 1'in karesi olduğu için 2 kez x artı 1'i bu şekilde yazdık. Doğru mudur? Bölü. Boyutları zaten vermiş. O zaman 3 kere çarpacağımız için x artı 1 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1. Bakalım 3 tane x artı 1'imiz var. Bakın komple bunlar birbirini götürdü. O zaman 2 çarpı. Şimdi şuna dikkat edin. X artı 1 çarpı x eksi 1. 2 kare farkı değil miydi? O zaman burası ne olmak zorunda? Hemen şöyle yapalım. Orası da x kare eksi 1 olması gerekiyor. Yani 2 parantezinde x kare eksi 1. O halde doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dik üçgenlerde 90 derece açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Tamam. Veriyi vermiş. Bir kenar uzunluğu x birim olan tahta kübün her köşesinden. Bak her köşesinden. Bir kenar uzunluğu 2y birim olan tabanı eşkenar üçgen olan dik piramitler kesilerek çıkartılıyor. Buna göre son durumda yeşil renkli bölgelerin toplam alanını veren cebisel ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. Elimizde bizden istediği alansa bir kenarı x santim olan kübün alanı 6x karedir. Şimdi bakın şuna dikkat edin. Buradan ne diyor? Köşesinden diyor bir kenar uzunluğu 2y birim olan eşkenar üçgenler diyor ki piramitler, eşkenar piramitler kesilerek çıkartılıyor. Hemen yukarıdaki örneğimize bakaraktan verilen örneğe göre şöyle yapalım. Şöyle çizeyim. Şurası diyelim ki 90 derece. Şu uzunluğu vermiş 2'ye. Doğru mudur? Şimdi bakın hesapladığımızda burası A. A ise buranın A kök 2. O zaman A kök 2'nin 2'ye olabilmesi için ben A'yı yalnız bırakırsam her tarafı kök 2'ye bölersem 2'ye bölü kök 2 olur. Paydayı kökten kurtarmak için eşleniyle çarptığımız anda o zaman burası 2 çarpı y çarpı kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 2. Demek ki A'nın karşılığı buradan y kök 2 olarak çıktı. Değil mi? Demek ki burası y kök 2. Aynı şekilde burası da y kök 2'dir. Peki alan hesabına giriyoruz. Şimdi bunlardan bakın toplamda 1, 2, 3, 4 tane var. Şimdi hesaplama kısmında üçgenin alanı taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. Burası y kare çarpı 2 bölü 2'den sadeleştirdiğimizde elimizde bir tane üçgenin alanı y kare çıktı. Bunlardan toplamda bakın dikkat edin. Ne diyor? Şuradaki baktığımızda köşelerden çıkartıldığı için toplamda 4 tane olacaktır y kareden. Doğru mudur? O zaman burası da kaç yapmış oldu? 4 y kare yaptı. Ha demek ki o zaman kuralımız şu. Bir küp için yaptığımızda. O zaman x nedir? Kare. Tamam, bir yüz için konuşuyorum. X kare. Eksi, şimdi şuna dikkat edin. Bir üçgenin alanı y kareydi. 4 tane olduğu için buradan 4 y kare. O zaman x kare eksi 4 y kareyi çıkartırız. Küpte toplamda 6 tane yüz vardı. O zaman 6 ile çarparsak da sonuç çıkmış olur. Peki 6 çarpı x kare eksi 4 y kare. Burası 2 kare farkıydı. X eksi y çarpı aynı şekilde x artı 2 y'dir. O zaman 6 çarpı x eksi 2'ye, x artı 2'ye doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet, yeni nesil sorularla devam ediyoruz. Test 4. Aşağıda 3 oyuncunun ellerindeki kartlara yazılmış rasyonel cebisel ifadeler gösterilmiştir. Her oyuncu elindeki karta yazılmış ifadenin en sade biçimi yazılı olan kartı aldığında masada hangi kart kalır? Şimdi şöyle yapalım. Burası x kare. Doğru mudur? Bölü. Alt tarafta ben x parantezini aldığımda x artı 1 yapar. Şu gittiği için elimizde x bölü x artı 1
Doğru mudur? O zaman x bölü x artı 1 alındı. Burada 4 parantezine alındığında paydamız 4 parantezinde burası da x eksi 1 yapacaktır. 4'ten gitti x bölü x eksi 1. Bu da gitti. Şurada x parantezine aldığımızda burası x eksi 2 yapacaktır. 2 parantezine alırsak x eksi 2 yapacaktır. Bu da gitti. X bölü 2 o zaman masada kalan x bölü x eksi 2 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruya devam edelim. Gezi turu yapmak isteyen bir grup öğrenci her birinde x kadar kişi olacak şekilde x tane okul servisi aracına binecekse o zaman x çarpı x eşittir toplamda x kare kadar nedir öğrenci vardır. Öğleden sonra öğrencilerin bir kısmı yoruldukları için geziden ayrılıp evlerine gitmek istemişlerdir. Gezi turunu tamamlamak isteyen ve her birinde y kadar öğrenci bulunan y tane okul servisi varmış. O zaman her birinde y kadar y tane varsa y kare ile devam ediliyor. Doğru mudur? Ne demiş ki? Yorulan öğrenciler ise diğer okul servis araçları eşit sayıda parçalanarak evine dönüyorlar. Buna göre öğrencileri evine götüren okul servis araçlarının her birinde kaçar tane öğrenci vardır? Şimdi kardeşim başlangıçta x kare kadar öğrenci vardı. Ve servis y kare kadar öğrenciyle devam ediyorsa çıkartırsan bunlar ayrılanlardır. Böyle. Peki bu kadar öğrenci başlangıçta x kadar araç vardı. Y kadarla geri döndükleri için araçta o zaman x eksi y kadar araçta geri dönmeleri gerekir. Çünkü y ile devam etti. Kalanı kadarla da devam edecektir. Kalan öğrencileri getirecektir. O zaman x kare eksi y kareyi x eksi y çarpı 2 kare fark olacak şekilde açarım. Burası da x eksi y'dir. Sadeleştirdiğim anda demek ki her bir araçta x artı y kadar öğrenci vardır. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Yarıçapın uzunluğu r olan bir çemberin çevre uzunluğu 2 pi r'dir. Çevresi 2 pi r. Yukarıdaki şekilde bisikletin arka tekerlerinin demiş ki yarıçapı x eksi 9. Ön tekerlerin yarıçapı da x artı 9'muş. Bu bisiklet 6x kare eksi 486 santim yol aldığına göre arka teker ile ön teker toplamda kaç tur döndüğünü cebisi olarak hangisidir? İfade olarak hangisidir? Şimdi bakın 6x kare eksi 486 şöyle yapalım. 6x kare eksi 486. O halde ön tekerden başlıyorum. Yarı çapı r olan bir çemberin çevresi 2 pi r ise biz buna bir tur deriz. O zaman bu mesafeyi çevreye bölersek kaç tur attığı ortaya çıkar. Ve burası da 2 çarpı pi'miz 3 çarpı yarı çapımızda x artı zaten neydi? 9. Şimdi yukarıda 6 parantezin alırsak burası x kare eksi kaç olacaktır? 6 çarpı 8, 48, 81 yaptı. Aynı şekilde 6 parantezinde burası da x artı 9'dur. Bu 6'lar gitti. 2 kare farkı doğru mudur? X eksi 9 çarpı aynı şekilde x artı 9 bölü alt taraf x artı 9 sadeleştirdik. Demek ki ön teker x eksi 9 kadar nedir? Tur atmıştır. Peki arka tekere baktığımızda aynı şekilde arka teker için. Yine ben bunu 6 parantezine alırsam burası x kare eksi 81'di yani. Yine x eksi 9 çarpı x artı 9 diye yazabiliriz. Aynı şekilde böyle. Arka tekerleğin çevresi, arka tekerleğin çevresine baktığımızda. Şimdi burada ön tekerleğin çevresi arkadaşlar x artı 9'du. Arka tekerleğin çevresi de x eksi 9. O da 2 çarpı 3 çarpı x eksi 9. Yani 6 çarpı x eksi 9 gitti. Demek ki arka tekerimizde x artı 9 tur atmıştır. Benden istediği bunların toplamı. Yani x eksi 9 artı x artı 9. Demek ki toplamda 2x kadar tur atmıştır. Nedir? Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen şekilde KLMN ve BCDM birer kare olmak üzere. Evet. KLMN karesinin alanı, bak KLMN karesinin alanı yani x artı 3'ün karesi miydi? Demek ki burası zaten x artı 3 yaptı. Aynı şekilde burası da x artı 3. Her birini şöyle yazalım. Kullanırız çünkü x artı 3. Ve burası da x artı 3 olacak. BCDM karesinin çevresi. BCDM çevre olduğu için ben bunu 4'e böleceğim. O zaman bir kenar uzunluğumuz x eksi 3 çıktı. Burası da x eksi 3. Aynı şekilde x eksi 3. X eksi 3. Bizden istediği şu. ABMN dikdörtgenin alanı ile ABMN dikdörtgenin alanı.
O zaman uzun kenar çarpı kısa kenar dediğimiz anda. Değil mi? Birincisi bu. İyi demiş ki alanı ile çevresinin toplamı. Alanı bu. Çevresi de sonuçta nedir? X artı 3 artı X eksi 3. Bunu da 2 ile çarparsak çevre çıkmış olur. Çevresi de 4x'tir. Ne diyor? Toplamı diyor. Şimdi arkadaşlar bu nedir? 2 kare farkıydı. Doğru mudur? O zaman burası ne yapar? X kare eksi 9 artı 4x. Demek ki burası da x kare artı 4x eksi 9 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkıdır. Evet, 5'in sonra devam ediyoruz. Aşağıda kısa kenarı 6x artı 12. Şurası 6x artı 12. Uzun kenarı 12x artı 18 santim olan dikdörtgen şeklindeki paneli önce yukarıdan aşağı doğru 6 eş parçaya bölünüyor. Şimdi 6 eş parçaya bölünüyorsa ben bunu önce bir 6'ya böleyim. Soru hiç yapmadan önce her bir parça sonuçta 2x artı 3, her bir parça 2x artı 3 olarak devam ediyor. Daha sonra her bölünen parça kendi içinde 2 ya da 3 eş parçaya bölünmüş. Tamam. Ve bölme işlemi bittikten sonra pano duvara sarktığında pano üzerinde oluyor. Buna göre panoda bir erkek öğrenci fotoğrafının asılı olduğunu alanın kız ya da bir kız öğrenci fotoğrafının asılı olduğu alanda kaç santimetre kare fazla olduğunu aşağıdaki cebisi vatan hangisiyle verilmiştir? Şimdi bakın burası 6'ya bölünmüş. Şimdi bir erkek için hesaplamayı yaparsak erkekte bakın buradaki mesafe 2 eş parçaya bölündüğü için o zaman burası 3x artı 6 olur. Şimdi erkekler için ayrılan bu panodaki alana baktığımızda 2x artı 3 çarpı burası da 3x artı 6'dır. Peki bunu bir hesapladığımızda burası 6x kare artı 12x artı 9x artı 18. Buradan da arkadaşlar 6x kare artı 21x artı kaç çıkacak? 18. Şimdi kızlara bakalım. Kızlar için de bakın 3 eşit parçaya bölünmüş. O zaman 6x artı 12'yi ben 3'e bölersem her bir kısımda nedir şu uzunlukta 2x artı 4 olarak çıkacak. O zaman kızlar için de hesaplanan kısım 2x artı 3 çarpı buradan da 2x artı 4. Peki bunu da dağıtırsak buradan da 4x kare 8x buradan gelecek 6x buradan gelecek 14x oldu artı 12. Ne kadar fazladır diyor. O zaman ikisini birbirinden ne yapacağız? Çıkaracağız. Peki çıkardığımız anda da bakın 6x kare artı 21x artı 18 eksi. Hepsinin önüne eksi yazıyoruz. Eksi aynı şekilde 14x eksi 12 eşittir. Şimdi toparlarsak 6x kare buradan ne kaldı? 2x kare. Artı 21x'ten 14x'i çıkartırsak 7x'imiz kaldı. Artı 6 olarak bulunur. Baktığımızda 2x kare artı 7x artı 6 cevabımız B şıkkıdır. Evet 6'nın soruyla devam edelim. Çıkmış bir sınav sorumuz. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki ABC kartonlarının her birinden 4'er adet verilmiştir. Unutmayın her birinden 4'er adet var. Bu kartonların kenarları çakıştırılarak 2 tane bakın diyor 2 tane karedik prizma oluşturuluyor. Bu prizmalardan biri aşağıda verilmiştir. Kartonların tamamı kullanıldığına göre diğer prizmanın yüzey alanı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar oluşturulan prizma buysa ve karşılıklı olacak şekilde ise şimdi bu şekle baktığımızda B buradaysa altında da B'miz var. Doğru mu? Buradan 2 tane B kullanılmış. 4 tane de C var. Şimdi 4 tane zaten C vardı o zaman C ile bizim işimiz yok. Tamam mı? Diğerinin hepsi kullanılmış. B'den 4 tane vardı. 2 tane daha B kullanmak zorundayız. O zaman 4 tane daha bizim A kullanmamız gerekiyor. Şimdi hesabı şöyle yapalım. Dikkat edin. Karedik prizma olduğu için onu şu şekilde hemen görsel olarak bir yapalım. Şöyle çizdik. Şimdi karedik prizma olduğu için bunların alanları da bakın nedir? Üst tabanla alt tabanı birbirine eşittir. O zaman üst tabanla alt tabanı birbirine eşit olduğu için buradaki alan bir kenar uzunluğu 2. 2 olacak şekilde. Diyor ki 2 çarpı 2 buradan kaç çıkar? 4'tür. Doğru mudur? Bakın burası 4. Aynı şekilde tabandan da 4 tane gelecek. Güzel. Yan yüzeylere baktığımızda 2x ve 4x. Şu yan yüzeylerden toplamda 4 tane vardı. O zaman bunların da alanı 2x çarpı 4x'ten burası 8x kare yapar. Toplamda 4 tane olduğu için 32x kare yaptı. Doğru mudur? Peki
Şunlar 2x, 2x'ti. Hemen şuraya mesela x'leri şöyle yazarsak, değil mi? Burası 4x kare. Aynı şekilde burası da 4x kare. O zaman tüm alanı hesaplamaya çalışırsak, yan yüzeyler 32x kare artı üst ve alt tabana baktığımızda onlar da 4x kare ve 4, 4. Bunlardan ikişer tane vardı. Doğru mudur? Çarpı 2, 8. Buradan da kaç çıkmış oluyor? 40x kare diğer prizmanın yüzey alanları olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 7. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi son durumda havuzda kalan su miktarının çarpanlarından biri değildir? Şimdi bakın, A'dan akıtılan su miktarı belli ve 2 saat sonra kapatılıyor. O zaman 2 saatte A'dan akıtılan su miktarı 6x kare eksi 10'dur. B de aynı şekilde dolduruyorsa, B de 2 saatte bunu çarparsak 2x kare artı 6 yapar. Doğru mudur? Topladığımız anda burası 8x kare eksi 4. Aynı zamanda C musluğu da 9y kare eksi 2 su boşaltıyor. O zaman 9y kare eksi 2 metreküp su boşaltıyorsa 2 saatte bu kadarını boşaltır. Şimdi devam edelim. Burası 8x kare eksi 4 eksi. Bunu dağıtıp çıkartırsak burası 18y kare nedir? Artı 4'tür. Bunlar gitti. O zaman 8x kare eksi 18y kare. Şimdi burada iki parantezini alırsak burası 4x kare eksi 9y kare yapar. Devam edelim. 4x kare sonuçta 2x'in karesi. Doğru mudur? 9y kare de 3y'nin karesi. O zaman şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Daha net görün. Buradan da 3y'nin dedik ki karesi. Hemen 2 çarpı o zaman 2x eksi burası 3y. Tekrardan 2x artı 3y 2 kare farkıydı. Benden istediği su miktarının çarpanlarından biri değildir. Bu olacak, bu olacak ve 2 olacak. Tamam, o zaman 2x eksi 3y olur, 2x artı 3y olur ama C olamaz. 8. soruya devam edelim. Kare şeklindeki, demiş ki çikolata, şekil 1'de gösterdiği gibi parçalara ayrılmış. Ve bu parçaların kenar uzunlukları ve harfleri şekilde verilmiştir. Derya çikolatanın D parçasını yedikten sonra geriye kalan parçaları şekil 2'de gibi dikdörtgen şeklindeki çikolata yapmış. Ve demiş ki Derya'nın yediği çikolata parçasının alanını veren cebesel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kare biçiminde olduğu için o zaman başlangıçta bu çikolatanın alanını bir hesaplayalım. X artı 4'ün karesi. X kare artı 8x artı 16 tam kare. Doğru mudur? Şimdi bakın, buradaki D çıktıktan sonra C ile B bu şekilde birleştiyse, demek ki o zaman şu uzunluğumuz bizim X artı 3 olmak zorunda. Yukarıdaki uzunluğumuz da X artı 4'tür. Peki bu çikolatanın alanını hesaplayalım. X artı 4 çarpı aynı şekilde X artı 3. Bunu hemen şöyle dağıtırsak bakın, buradan da X kare artı 4 7X artı 12. Peki başlangıçtakinden ben X kare artı 7X artı 12 çıkarırsam D bölgesinin alanını bulmuş olurum. Eksi eksi eksi. X kareler gitti. O zaman buradan da x artı 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, 9. sorumuz. Taban alanı a kare ve yüksekliği demiş ki 2a olan kare dik prizma, yükseklik 2a, taban alanı b kare, koordinatlar buradan b boyanmış. Buna göre bu prizmanın tüm yüzeylerindeki mavi boyalı bölgelerin toplam alanını veren cebesel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. Bütün alanı hesapladıktan sonra kurdelini kaplamış olduğu alanları bulup çıkartırsak, doğru değil mi? Mavi bölgeyi hesaplamış oluruz. Şimdi önce bu prizmanın, bak bu prizmanın bütün alanını bir hesaplayalım. Ne diyor? Kare dik prizma. Tabanı A olduğu için A kare, değil mi, taban alanı 2 tane olduğu için burası 2 A kare yapar. Artı uzun kenar çarpı şurası tabanı A idi. Kısa kenar. O zaman 2 A çarpı A. Bundan da 4 tane vardı. Demek ki arkadaşlar bu şeklimizin alanı 10 a karedir. Şimdi şu koordinatlara bakalım. Uzunluğu b olarak vermiş. Bakın burası a. Şimdi bunlardan hesapladığımızda, bak her bir için hesaplayalım. Şu yatay olanlara baktığımızda buranın alanı sonuçta a çarpı b'dir. Doğru mudur? A çarpı b aynı zamanda karşıda da var. Mesela şöyle devam ettiğimizde bundan 4 tane var. O zaman 4 tane a b'dir. Şu dikey olanlara baktığımızda burası B. Yüksekliğimiz 2A olduğu için o zaman 2A çarpı B.
Hesapladığımız anda bundan da 4 tane var. O zaman burası da 8AB yapıyor. Tamam, 8AB de buradan gelecek. Şimdi üst yüzeylere bakalım. Burası aynı şekilde B. B ise her bir için geçerli. Bunun hesabına bakarsak arkadaşlar, burası da A çarpı B. Doğru mudur? Bundan kaç tane var? 2 tane. Bir yatay bitki olacak şekilde. Bir de tabanda olmak üzere toplamda 4AB de buradan var. Demek ki 4 tane AB de burası. Peki biz bunları topladığımızda toplamda 16 tane AB'miz var. Demek ki ben tüm alandan A kare eksi, bak şimdi, 16 AB'yi çıkaracağız. Doğru mudur? Ana bir bakıyorsun şıklarda böyle bir şey yok. Niye? Arkadaşlar biz hesabı yaparken bak şuralara dikkat edin. Sonuçta şurada bakın bir kareler var, tamam mı? Şuradaki kareler her seferinde sayılmış durumda. Her seferinde iki kez sayılır. Çünkü bir yatayda bir dikeyde alıyoruz. Onun için buradaki şu kesişim noktasındaki karelerin alanları iki kez sayıldığı için çıkarmamız lazım. Onların da alanı B karedir. Toplamda elimizde 1, 2, 3, 6 tane mi var? Demek ki o zaman 6 tane ne yapmamız lazım? B kareyi bizim buradan çıkarmamız gerekiyor. Doğru mudur? He, o zaman hesabı yaparsak burası 10A kare eksi 16 tane AB artı ne çıkacaktır? 6B kare. Peki paranteze aldığımızda iki parantezinde burası 5A kare eksi 8AB artı 3B kare olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, 9. adımın yenisi soruları sona erdi. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.